Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, akşam yayın yaptık. Dün de söylemiştim, bugün Fed'in Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı, o açıklandı. Onun üzerine konuşalım dedik. Baktığımızda pek sürpriz yapmadı deniliyor, zaten beklenilendi. Ama sıkılaştırmada mola verdi gibi görülüyor. İşte 5.25'te 5.5 aralığında sabit tuttu. Peki bunun yansımaları ne olacak? Hem ona bakacağız hem de yarın bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Orada beklentiler ne yönde, hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ebru Hanım. Evet, ne diyeceksiniz, aslında sürpriz değil değil mi? Yani 3 aşağı 5 yukarı bu sefer pas geçmeleri bekleniyordu zannediyorum. Evet. Ne diyeceksiniz karar için, sonrasında yapılan açıklamada? Karar bence biraz tereddüt dalamış bir karar. Neden? Yılbaşına kadar bir faiz artışı daha öngörüyoruz açıklamaz zaten. Yani tereddütteyiz demek. Önümüzdeki 4 ayı daha çok net göremiyoruz demek. Şimdi varsayımlara dayalı. Yani benden sorarsanız Norya Rubin de aynı şeyi söylüyor. Faizi biraz daha artırmaları gerekiyordu. Halen manşet enflasyonun yükselmeye devam ettiği bir ortamda eğer faizi artırmazsanız enflasyon biraz daha önünü açarsınız. Demek ki bir şeyler yetersiz. Muhtemelen piyasadan yeteri kadar para çekemedikleri için yetersiz görülüyor. Bunun bir başka nedeni de Amerika'nın dış borç rakamı açıklandı biliyorsunuz. Tarihin zirvesine çıktı. 33 trilyon 40 milyar dolar olarak açıklandı. Şimdi gelecek seneye baktığımız zaman yapılan hesaplarda yaklaşık yalnızca gelecek sene Amerikan hazinesinin ödeyeceği faiz 1 trilyon dolar seviyesine yakın. Hı hı. Bunlar çok ciddi açıklar. Bu açıkların nasıl kapanacağına ilişkin hazine tarafında net bilgiler yok. Şimdi enflasyonu evet aşağı çekmede birinci sorumlu merkez bankaları doğru. Ama bunun da kamu maliyesiyle desteklenmesi gerekiyor. İşte kamu maliye kısmında bizde olduğu gibi Amerika'da da problem var. Evet. Yeteri kadar piyasadan para çekilememesi maalesef enflasyonu devam ettiriyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. Etkilerini. Bana sorarsanız 2024'te eğer çok büyük bir kreş olmazsa ben faizi indirebilecekleri kanısında da değilim. Bu indirme ihtimalleri var mı? Var. Bu aldıkları kararların özellikle yılbaşından sonraki etkilerin ne olacağını iyi görmek lazım. Eğer orada manşet enflasyonda ve çekirdek enflasyonda olumlu bir gelişme olursa Amerika tarafında Haziran'dan itibaren bir faiz düşüşü beklenebilir. O da maksimum 50 bas puan, yani faizler %5'in üzerinde kalmaya devam edecek. Enflasyonun 2 puanın üzerinde, 2 puandan daha yüksek bir rakamda üzerinde kalmaya devam edecek. Şu an 2 puan, 2.05 puan yukarıda. Evet. Reel faiz veriliyor. Dolayısıyla bunun etkilerini ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu aynı zamanda Amerikan hazinesinin de borçlanmasını da artırıyor. O da enteresan. Bunu hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ben Amerika'nın bu kararı, Fed'in bu kararı epey tereddütle aldığı kanısındayım. Bu neye yarar? Altın ve emtiaları yukarı doğru iter. Göreceğiz. Petrol fiyatlarından bu kadar yükselmeye başladığı 120 dolarların konuşulduğu bir ortamda faiz artırmamak akılcı mı? Bunu hep beraber göreceğiz ama ben şu an çok akılcı değil. Evet, yani çok mantıklı gelmiyor bana. Evet. Peki ama yine de baktığımızda şu anda enflasyondan yukarıda bir faizleri var. Biz doğru ölçülmeyen enflasyonumuza göre çok aşağılardayız. Yarın da bizim Merkez Bankamızın kararı var. İşte 5 puan artışta yani %30'a yükseleceği yönünde piyasada bir beklenti var. Hatta bu fiyatlandı da deniliyor piyasa tarafından. Tabii bir taraftan da bu artışın enflasyonla mücadelede zayıf kalınacağı görüşünde. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz zaten çok uzun zamandır. Peki ne olacak yarın, ne dersiniz? Yani 5 puan %30'a çıktı. Piyasa bunu zaten fiyatlamış mıdır, yoksa ondan sonra bir oynaklık devam eder mi? Ya da 5'in üstüne atarlarsa neler olur? Şimdi bize Amerika'nın faizleri sabit bıraktığı bir ortamda acaba bizim faiz artırmamamız veya 5 puanlık artışımız bizi keser mi? Kesmez. Bakın Amerika 3.60 faiz enflasyonun olduğu yerde 5.75 faiz veriyor. Değil mi? Bakın evet. Üzerine enflasyonun üzerinde, manşet enflasyonun üzerinde bir faiz veriyor. Peki biz ne yapıyoruz? Manşet enflasyonu ne kadar?
58 küsur. Değil mi? En son açıklanan. Evet. Beklenti Mayıs'ta 70-75. Ki bana sorsanız yılbaşına doğru o rakamları göreceğiz. Peki bu ortamda biz ne faiz veriyoruz? 25 çıktın 30'a. Enflasyonun beklentisinin 70 olduğu yerde, ki kendin açıklıyorsun, 70 olduğu yerde 30 faiz enflasyonu durdurmaya yeter mi? Zerre kadar yetmez. Hı hı. Gerçek enflasyona yani uzaktan yakından ilgisi yok. Gerçek enflasyon %120'nin çok üzerinde. Bunu herkes biliyor, kendileri de biliyor. Son 2 ayın enflasyonu zaten %20'yi geçmiş durumda. Evet. Kendi açıkladıkları rakamlar %20 civarında. Sen 2 ayın enflasyonunu kadar faiz verirsen bu iş zaten tutmaz. Baştan sona yanlış. Burada belli ki birileri politika faizinin artırılmaması için çok ciddi direnç gösteriyor. İşte bu direncin kırılması lazım. Kırılabilecek mi? Bilmiyorum. Ama 500 bas puan ya da 5 puan artırılması enflasyonu zerre kadar etkilemez. Türkiye daha fazla Merkez Bankası üzerinden daha fazla dolar yakacak gibi duruyor. Zaten 500 bas puanlık diğer deyimle 5'lik bir artışın, 5 puanlık artışın zaten piyasayı fiyatlamış durumda. Bunun üzerinde bir şey gelebilir mi? Eğer 750 bas puan veya 1000 bas puan artırırlarsa, bunun evet ya doların önünü kesme konusunda ve enflasyonu biraz daha düşürme konusunda bir etkisi olabilir mi? Evet, olabilir. Minimal de olsa bir etkisi olabilir. Ama şu an bu minimal etki yok. Tamam. Bu az önce yok yani. Cümleye girerken şöyle bir şey söylediniz. Faiz arttırmaması ya da 5 puan arttırması dediniz. Gerçekten bizdekilerde pas geçebilirler mi? Var mı yok, öyle bir? Yok. Pas geçemezler. Geçeceklerini ben tahmin etmiyorum ama birileri çok ciddi ayak direğini biliyoruz. Hı-hı, çok ciddi ayak duruyor. Burada Cumhurbaşkanı bu konuda ikna edebilecekler mi? İşte bu sorunun sorulması işte Merkez Bankası'nı itibarsızlaştırıyor. Bir cumhurbaşkanının Amerika'da başka bir yerde olduğu gibi Merkez Bankası'nın faiz politikasına karışmaması lazım. Karıştığı zaman o zaman o kurum zaten memuriyete dönüyor. Kurum olmaktan çıkıyor. Şimdi herkesin sorduğu soru bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne karar verecek? Peki Cumhurbaşkanı tek başına bütün ekonomik parametreleri biliyor mu? Bilmesi mümkün mü? Değil. O zaman Cumhurbaşkanı'na bu politikalara ayak diretenler kim? Bu ayak bağlarından kurtulmadığı sürece Türkiye'de enflasyonun düşeceğini tahmin etmiyorum. Mümkün değil. Bu Merkez Bankası'na daha fazla döviz satışı yaptıracak anlamına geliyor. Merkez Bankası giderek daha fazla döviz biriktireceğim derken daha fazla döviz satacak. Özellikle yılın son 2 ayında ben çok daha fazla dövize talep olacağı kanısındayım. Bakın şu an dolar 27.04'te inanılmaz bir basınç var. Arka kapı satışları devam ediyor. Bu basınç daha da artacak. Eğer artırmaz da faizi, yani 5 minimum 5 puanlık, yani 500 bas puanlık, eğer bunun altında bir kalırsa ya da sıfırlamalısa bir kere unutun. O zaman doları ben Merkez Bankası satışına tutabilecek kanısında değilim. Ya yani mantık olarak şuna bakmak lazım. Şimdi kur korumadan insanları çıkarıyorsunuz ve insanların bir miktar paraları var. Şimdi bu insanlar nereye gidebilir? Bir bakalım. Dolara gitmesini istemiyorsun. Hadi çok bir miktar borsaya gidiyor ama bu kesmiyor sizi. Geriye kalıyor iki tane alternatif. Ya alışverişe gidecek, ya alışverişe gidecek, ya dolara gidecek, ya dövize gidecek. Veya altına ya gidecek. Altına gidecek, evet. Siz diyorsunuz ki ben bunu yükseltmem. Peki insanlara o zaman onun alternatifi gitmemesi için, onun alternatifi bir yatırım aracı vermeniz lazım. Yatırım ortamı görüştürmeniz lazım, sunmanız lazım. Var mı böyle bir yatırım ortamı? Yok. Peki insanlar ne yapacak? O zaman gidiyor alışverişe, enflasyon patlıyor. Şimdi buna bakmak lazım. Acaba gerçekten enflasyonun düşürülmesi isteniyor mu? O da benim de çok ciddi bir soru işareti. Bakın evet. Çok ciddi soru işareti. Enflasyonun düşürülmesi istendiği kanısında değilim. Çünkü bütçe açığını başka türlü finanse etme yolu yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bütçe açığı çünkü enflasyonun önünde gidiyor. O açığı finanse etmek için ne yapıyorsunuz? Daha fazla vergi toplamanız lazım. Son gelen zamlara bakın. Elektriğe geliyor zam. Şimdi yeni zamlar geliyor. Akaryakıt sürekli artıyor. Doğru mu? Evet. Hani %100'ün çok üzerinde 3-4 aydaki artış, akaryakıttaki artış. %100'ün çok üzerinde. Kamusal ürünlerin hemen hemen tamamına geliyor. İşte çay neydi, şeker neydi vesaireydi. Şimdi ben Karadeniz'den Ankara'ya geçiyorum.
Samsun'da fındığın kilosu 425 lira. Ve sezonunda bakın en bol olduğu sezon. Evet. Peki kışın ve bahar aylarında ne olacak? Nasıl tutacaksınız? İşte onun için insanları, madem az buçuk elinde parası olan insanları tasarrufa itmek istiyorsanız, onu ya da hem tasarrufa hem de dövize gitmesini istemiyorsanız ona bir araç vermeniz lazım. Ne vereceksiniz? Evet. Onu da faize vermeniz lazım. E diyorsun ki ben faize artırmam. O zaman her şey darma duman olur. Enflasyon patlamaya devam eder. Demek ki enflasyon, o zaman enflasyonu düşürmekle samimi değilsiniz. Bu bunu gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Amerika'nın Fed'in bu kararından sonra ve yarın bizim faiz politikamızı göreceğiz. O karardan sonra daha net yorum yapmak daha yerinde olur ama şu kesin ki Merkez Bankası kuru tutmak için daha fazla döviz satmak zorunda kalacak. Daha fazla döviz satmak zorunda kalacak. Dua edelim ki Amerika faizi artırmadı. Artırsaydı yanmıştık. Burada da tutamazdık. Evet. Allah'tan Fed artırmadı. Evet. Peki Bayram Bey, geçen ay Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra 1 milyar doların üzerinde ya baskılamak için kullanıldığını biliyoruz zaten artık. Evet. 1.2'ydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 26'ya çektiler. Bir süre olsun, işte birkaç gündür 27'yi görüyoruz, hafta başından beri 27'yi görüyoruz. Peki yarın tekrar böyle bir senaryo görebilmemiz, öyle bir şans var mı, ne dersiniz? Ya yine aynı senaryo göreceğiz zaten. Yarın Merkez Bankası daha fazla satış yapacak. Yani dolarda yine bir düşüş olur herhalde, değil mi? Birkaç günlük de olsun. Ben tahmin etmiyorum düşüş olacağını. Buralarda tutacaklardı. Buralarda tutmak için daha fazla döviz satacaklar. Bakın, kuru 27'de tutmak için daha fazla döviz satacaklar. Satmak zorundalar. Ya faizi artıracaksın kuru tutmak için, ya dolar satacaksın. Bizimkiler dolar yakıyor. Doları yakıyorlar resmen yani. Yani binbir zorlukla, bu dünyanın ekonomik krizde olduğu bir ortamda binbir zorlukla elde ettiğimiz dolarlar yakılıyor. Yazık, günah. Doğru bir karar değil. Peki, yarın bakacağız bakalım bizimkiler nasıl bir karar verecekler. Onu da yarın Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra yeniden birlikte olup konuşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi yolculuklar diliyorum. Yoldaydınız, yine vakit ayırdınız. Yarın görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.